Evet sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Antrenman serilerimiz artık başlıyor. İlk serimiz göğüs antrenmanı sevgili arkadaşlar. Bir göğüs antrenmanında tek bölge çalışıyorsanız hangi hareketleri yapmalısınız, hangi temel hareketleri yapmalısınız ve sırası nasıl olmalı? Bu çok önemli. Ben ilk önce her zaman pres hareketleriyle başlıyorum. Göğüs pres hareketlerini bitirdikten sonra da izole hareketlere geçiyorum. Pres hareketlerini biraz ağır çalışıyorum. Çabuk kasılan iki tip, ikinci tip çabuk kasılan kas tiplerimi devreye sokuyorum. Daha sonra yavaş kasılan, daha çabuk yorulan ve hipertrofiye daha açık olan, hipertrofiye değil kondisyona ve kuvvete çabukluğa, devamlılığa daha açık olan tip 1 kas grubunu çalıştırıyorum. İlk etapta hipertrofiye, güce, kuvvete dayalıklı biraz daha anaerobik çalışma oluyor. Pres hareketleri, hangi hareketleri yapacağım? Göğüs pres yapacağım. Ondan sonra decline press yapacağım. Ondan sonra makineyle teke itiş yapacağım. Dumbbell press olacak. Açış hareketi dumbbell fly. Cable crossover olacak sevgili arkadaşlar. Teker teker bunların üzerinden geçeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, ilk hareketimiz bench press. Bench press'te ben RM'imin, yani maksimum kaldırdığım kilonun %70'ini falan kullanacağım. Burada 100 kilo var. 100 kiloyla 10 tekrar civarında yapacağım. 10 tekrar, 12 tekrar, 15 tekrara kadar çıkabiliyorum. İlk etapta ilk hareketim bu. Bunu 4 set ya da 5 set 10'ar 12'şer tekrarlı çalışacağım. Akabinden ikinci harekete geçeceğim. İkinci hareketimi de size geçtiğim zaman gösteririm. Sevgili arkadaşlar, oturduğum buradan bir karış kadar aldım. İyi dengeledim. Aşağı yukarı ellerimi omuz hizasında tuttum. Buradan bastım. Dediğim gibi 4 set, 5 set, 10'ar, 12'şer, 15'li tekrarlarda uyguluyorum. Şimdi ikinci harekete geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, ikinci hareket decline dumbbell press. Decline dumbbell press'te alt göğüs çalıştırıyorum. Decline açısı, yani aşağı doğru yatay açıda duruyor. Bunu 4 set 12-15 tekrarla yapıyorum. Her çalışmamı unutmayın, yukarı doğru piramidal sistemle yapıyorum. Kilo arttırıyorum yani. Decline press de bitti. Şimdi sehpayı düz hale getireceğim. Dumbbell press ile antrenmanımız devam edecek. Evet, ladies and gentlemen. Üçüncü hareketimiz dumbbell press. Dumbbell press'te dumbbell'la daha çok stabilizasyon gerektiği için ben dumbbell'ı daha çok seviyorum. Dumbbell açışlar, dumbbell press'ler benim göğsümü daha iyi hissetmemi sağlıyor. Dediğim gibi tekrar kilo arttırarak devam ediyoruz. Ben şimdi 30 kilo ile başlayacağım. Bir 15-20 tekrar yapacağım. Ondan sonra 50-60 kilolara kadar çıkacağım. Önce ısınma kilomla başlayalım. Hop. (Gülüyor)
arkadaşlar. Dumbbell press 4 set yapıyoruz. Şimdiki hareketimiz dumbbell fly olacak. Göğüs açış. Haydi o harekete geçelim. Evet sevgili arkadaşlar, 4 hareket yaptık. Şimdi son 2 hareketi birbirine birleştiriyorum. Cable crossover'la makine fly yapacağım arkadaşlar. Açış yapacağım makinede. İkisini birleştireceğim süperset şeklinde. Çok daha verimli olacak. Bu hareketleri drop set olarak da uygulayabilirsiniz. Ağırlık çıkartarak, arttırarak falan. Evet, cable crossover, ondan sonra da matching fly. Haydi bakalım başlayalım. Evet sevgili arkadaşlar. Son hareketi böyle süper set, dev set falan yapıyorum. Çok verim alıyorum. 6 tane hareket gösterdim size göğüs günü için. Bu hareketleri kullanabilirsiniz. Setlerini siz ayarlayabilirsiniz. Tekrarlarını siz ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra sizin gelişiminiz için çok etkili olacaktır. Unutmayın, egonuz değil, kaslarınız çalışsın. Sevgili arkadaşlar, bugün göğüs çalışma programı yaptık. Ondan sonra umarım beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz YouTube kanalımızı beğenip yorum yapın, like'layın, bize destek olun. Ne diyoruz? Sağlıkla kalın, sporla kalın. 1, 2, 3...